Khan Akademi Amerika ofisinde bir yazılım projesi üzerinde çalışıyoruz. Ve işe alınması gereken optimum programcı sayısının kaç olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yazılım projesi üzerinde çalışırken her bir programcıdan ne kadar verim elde ettiğimizi değerlendirmeliyiz. Birlikte Microsoft Excel kullanarak basit bir tablo hazırlayacağız. İlk sütuna programcı sayısı için farklı sayılar girdim. İkinci sütunda da sektör ortalamalarına, diğer araştırmalara, daha önceki tecrübelere dayanarak her ay kaç satır programlama kodu elde edebileceğimiz yazılı. Yazılan satır sayısı performansı ölçmenin en iyi yolu değil. Bazı programcılar kötü, bazıları ise iyi kod yazabilirler diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Ancak yazılım mühendisleri için performans ölçümleme yöntemlerinden birisi bu. Üzerinde duracağımız ilk şey sabit maliyetlerimiz bu iş için kaç mühendis işe aldığımızdan bağımsız olarak ne kadar masrafımız var? Sabit masraflarımız neler olacak? Diyelim ki çok büyük bir ofisimiz var, istediğimiz kadar mühendis oturtabiliriz. Bu durumda ofis alanı giderimiz sabit. Örneğimizde elektrik giderimiz de sabit olsun. Bunlar ayda 5000 dolar ediyor ve adı üstünde sabit. Değişmeyecek bu miktar. Bu çalışma için bir de proje müdürü işe alacağız. Bu da sabit giderlere dahil. Her ay onun için ayrıca 10.000 dolar maaş ödeyeceğiz. Şimdi aylık sabit giderimiz toplam bir önceki kalem toplamda 15.000 dolar oldu. Bunu alt hücrelere de kopyalayalım. Çünkü sabit giderlerimiz işe alacağımız programcı sayısından etkilenmiyor. Şimdi değişken maliyetlerimizi düşünelim. Bir programcının maaşı, sigortası, yemeği her şey dahil bize toplam masrafı ayda 10.000 dolar olsun. Yani toplam değişken maliyetimiz programcı sayısı çarpı 10.000 dolar olacak. Bunu da tabloya girelim. Eşittir 10.000 çarpı bu hücrede ne yazıyorsa o. Biraz kaydırayım da hangi hücreden bahsettiğimi görün. Evet burası için D7'den bahsediyorum. Sonra da Enter'a basıyorum. 10.000 çarpı D7 dedik. Bakın bu hücreyi seçtikten sonra Enter'a bastım. Hiçbir şey çıkmadı. Daha iyi görebilmek için sola doğru biraz daha kaydırıyorum. Ups, biraz fazla oldu. Heh, tamamdır. Peki, toplam maliyetim ne kadar olacak? Toplam maliyeti bulmak için sabit ve değişken giderleri topluyoruz. OK tuşlarını kullanarak gidiyorum. Sabit gider için F7'ye gitmemiz lazım. F7 artı değişken giderler, o da G7. Toplam maliyeti bulmak için sabit giderle değişken gideri topladık. 15.000 dolar yaptı. Aslında yazdığımız formülü tüm sütuna kopyalayabilirim. Excel kullanmanın en güzel yanı bu sanırım. Değişken gider tanımlarken 10.000 çarpı D'de sütuna yazdığımız değer dedik. Şimdi G7'deki formül aşağıya doğru sürükleyerek bunu hepsine yapıyorum. Mesela G8 için bu değer 10.000 çarpı 2 solundaki hücre. Aynı şekilde G9 için de 10.000 çarpı D9. Yukarıda formülünü yazdığımız formülün açık halini görebilirsiniz. Eşittir 10.000 çarpı D9. İlk formülü sürükleyerek bunu bütün sütuna uyguladık. Peki toplam maliyet ne olacak? Toplam maliyeti bulmak için H7'den sola doğru 2 hücre artı 10'un sağındaki hücre diyoruz. Bunu da aşağı doğru sürüklersem her hücre için ayrı ayrı toplam maliyeti bulmuş olacağız. Mesela 25.000, 15.000 artı 10.000. 105 binde 15 artı 90 bin. Toplam maliyetimizi sabit giderle değişken gideri toplayarak bulduk. O zaman bir de ortalama sabit maliyeti düşünelim. Yazılan satır başına ortalama sabit maliyetimiz nedir? İlk hücrede yazılan satır sayısı 0. Bölü 0 yaparsak tanımsız çıkacak. O yüzden bu hücreyi boş bırakalım. İkinci satırdan itibaren toplam sabit maliyetimiz bölü bir ayda yazılan kod satırı yapalım. Sonuç 3 dolar 75 sent çıktı. Böylece yazılan satır başına ortalama sabit maliyeti bulduk. Daha önce yaptığımız gibi bu formülü de aşağı doğru sürüklüyorum. Ortalama sabit maliyetlerimizi bulmuş olduk. Sabit maliyetimiz 15 bini herhangi bir noktada alıp ayda bir yazılan kod satırına böldüğümüzde sonucu bulacağız. Bu son derece akla yatkın çünkü sabit maliyetim hep aynı. Programcı sayısını arttırdıkça daha fazla kod satırı elde ediyorum. Satır başına ortalama sabit maliyet giderek azalıyor. Ayrıca proje müdürünü ve aynı ofisi kullanıyoruz. Bu yüzden bu giderler değişmiyor ama programcılar arttıkça ortalama sabit gider de ona göre gitgide azalıyor. Peki yazılan kod satırı başına ortalama değişken maliyet ne? Bunu da aynı şekilde değişken maliyetin ayda yazılan kod satırına oranıyla bulacağız. Dikkat edin, şu anda ortalama maliyetlerden bahsediyoruz. Şuraya da ay başına düşen kod satırı yazayım, kafamız karışmasın. Ekrana biraz daha aşağı kaydırdık mı? Tamamdır. Bunların hepsinde ortalama ay başına yazılan kod satırlarından bahsediyoruz. Değişken giderlerde kalmıştık. Devam edelim. Burada da ikinci satırdan başlayacağım, çünkü sıfıra bölmek istemiyorum. Bu ayda toplam değişken giderimiz 10.000 dolar bölü o ayda yazılan satır sayısı yani 4.000. G8 bölü E8. Burada satır başına değişken maliyetimiz 2 dolar 50 cent. Bu formülü de aşağıdaki satırlara kopyalayalım. Burada ilginç bir şey oluyor. Satır sayısı yükseldikçe ortalama sabit maliyetimiz azalıyordu. Çünkü aynı sabit gideri daha büyük bir sayıya bölüyorduk. Ortalama değişken giderlerimiz ise aşağı indikçe yükseliyor. Programcı sayısını arttırdıkça kod satırı başına değişken maliyetimiz yükseldi. Bunun sebebi programcıların verimliliği. Bir tek programcı çalışırken kendi başına 4000 kod satırı yazabiliyor. İkinci programcıyı işe aldığımızda satır sayısı 8000'e yükselmiyor. İkinci programcının katkısı sadece 3000 satır. Çünkü bu iki kişinin planlama yapmaları, aralarında koordine olmaları için zaman ayırmaları gerekiyor. Üçüncü programcı işe aldığımızda 3000 bile değil, sadece 2000 satır ekleyebiliyoruz. Böyle bir durum şirketlerde gözlemlenen gerçek bir olay. Projede çalışan kişi sayısı arttıkça tabii ki yapılan iş artıyor ama kişi başına verimlilik düşüyor. Sanırım koordine olma, planlama yapmaya, toplantılara daha çok zaman ayırmaya başlıyorlar. 3 programcı birlikte çalıştıklarında her biri ayda 3000 satır yazabiliyor. Belki sadece bir kişi olsaydı 4000 satır yazabilecekti. Ama şu anda enerjilerinin bir kısmını takım çalışmalarına ayırıyorlar. Bu sebeple yazılan kod satır başına ortalama değişken maliyetimiz yükseliyor. Dolayısıyla bir kod satırı için olan masrafımız artıyor. Şimdi ortalama toplam maliyetimizi de bulalım. H8 bölü ayda yazılan kod satır sayısı. Yani toplam maliyet bölü elde edilen satır sayısı. Bu durumda eğer bir programcı işe alırsak satır başına ortalama toplam maliyetimiz 6 dolar 25 sent olacak. Buraya yazdığımız aynı zamanda ortalama sabit maliyet ve ortalama değişken maliyetin toplamına eşit. Bunu da aşağıdaki hücrelere kopyalayalım. Yine oldukça enteresan bir şey görüyoruz. Birkaç programcıyı işe aldığımızda sabit maliyetimizi daha çok birime dağıtabiliyorduk. Dolayısıyla ortalama sabit maliyet azalıyordu. Ancak satır başına ortalama değişken maliyet yükseliyordu. Burada satır başına sabit gider düşüyor. Ama daha önce söylediğimiz gibi programcı sayısını yükselttikçe programcının yazabildiği satır sayısı azalıyor aslında başlarda biraz fayda sağlıyoruz. Çünkü yazılan kod satırının sabit giderini dağıtabiliyoruz. Ama bir yerden sonra tekrar pahalı olmaya başlıyor. Çünkü proje üzerinde çalışan insan sayısı arttıkça koordineli çalışmak için daha fazla zaman harcayacaklar. Belki de birinin yaptığı işi diğeri yanlışlıkla silecekler gibi gibi. Şimdi de marjinal maliyeti düşünelim. Marjinal maliyeti fazladan bir satır yazmanın maliyeti gibi düşünebilirsiniz. Yani bu ne kadar fazla harcadığınız bölü kaç satır fazla elde ettiğiniz olacak. Burada yine kod satırı başına düşeni hesaplıyoruz. Sıfır programcıdan bir programcıya yükseldiğimizde toplam maliyetimiz 15.000 dolardan 25.000 dolara yükseliyor. Yani maliyetimiz parantez içinde yazıyorum 25.000 eksi bin 15.000 bin kadar yükseliyor. O yüzden H8 eksi H7 yapıyorum. Bu giderlere ne kadar fazladan harcadığımızın hesabı yani toplam maliyetler arasındaki fark. Maliyet artışımız bu kadar. Peki elde ettiğimiz satır sayısındaki artış ne kadar? 4000 eksi 0. Yine bu sütundaki bütün hücrelere uygulayabileceğimiz bir formül yazıyorum. Bu formülü de aşağıya doğru kopyalayalım. Ortalama dememizin sebebi bakın bu bize ilk 4000 satırın marjinal maliyetini gösterecek. Evet aşağıya doğru sürüklüyorum. İlk 4000 satırın marjinal maliyeti ne? Burada bir sonraki 3000 satırın marjinal maliyetini göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu da birazcık pahalı. Çünkü yeni programcılar eklediğimiz için programcı başına verimlilik düştü. Burada çok ilginç bir şey oluştu. Gösterdiğim sayılar dikkatinizi çekmiştir. Bu da marjinal maliyet negatif demek. Bu daha çok para harcadığımızda daha fazla kod satırı elde edemediğimizi gösteriyor. Çünkü proje grubunda olması gerekenden fazla kişi çalışmaya başlamış. Birbirlerinin yaratıcılıklarını, verimliliklerini azaltıyorlar. Eğer 7 kişi olsaydı 11.000 satır kod elde edebilecektik. Ancak 8. kişiyi eklediğimizde sakın 8. programcının başarısız olduğunu düşünmeyin. Aslında o da en az diğerleri kadar iyi ama ekip büyüdükçe kişi başına verimlilik düşüyor. Sadece 11.000 satır elde edebiliyoruz. Marjinal maliyetin eksi olmasının sebebi bu. 8. kişiyi eklemeniz verimliliği olumsuz etkiliyor. Bu çalışmayı birlikte yapmamız umarım hem size bir projenin maliyet yapısı hakkında bilgi vermiş hem de bir Excel tablosu kullanarak benzer bir çalışmayı nasıl yapabileceğiniz konusunda aydınlatıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.